Bize gelen, ne kadar gençler varsa inanıp bize bağlanan o kimseler varsa hepsi onunla Mehdi'ye kavuşacaktır. Amin. Hepsi de kılıç sahipleridir. Biz de gençiz değil mi efendim? Tabii Hacı Demiş Efendi'yle beraber. Ben haşa benliğimize şey. İnşallah diyorum. Şimdi kaç kişi beni elimden tutup da ayağa kaldırdı burada. Ata koşarken bineceğim. Maşallah. İnşallah. Rahman. İnşallah. Elhamdülillah inşallah. Bu giydiğimiz kaftan da böyleleme açıldığında o kadar hülle filan bir şenlik geliyor ki İslam'a. Bu dünyaya Hacı Derviş Efendi, bu dinsiz imansızlar bilse kalpleri yürekleri pat deyip patlayıp kalacaklar. Hakkın kuvveti nasıl kuvvetmiş görecekler. İnşallah. İnşallah. Yanlış bir direk. Peygamber aleyhissalatu vesselam ya Temimuddar dedi. Temimuddar Hazretlerine, sahabeden seni gelip cinler alacak kaftanın arkasında seni Kur'an muallimi olaraktan çağıracaklar dedi. Allah. Peygamber aleyhissalatü vesselam Allah. Hakikaten dediği gibi oldu Peygamber aleyhissalatü vesselamın. Efendimiz ona dedi ki benden sonra onlar seni muallim olarak ister. Ve o zaman sen giderken Deccal'ın olduğu yerden seni geçirecekler. Deccal'ın yanından geçerken Deccal sana soracak. Sen kimin ümmetisin? Sen kimsin? Ben peygamber ashabıyım dediğinde Muhammed öldü mü, duruyor mu diye sana soracak. Allahümme salli ala Resulü'nün. Ona sen cevap olaraktan Muhammed ölmez, hayyü la yemuttur de. Ölmez o. Ebedi ölmez. De kendisine diyor. Onun üzerine aradan Efendimiz'den sonra gelip cinliler onu aldılar götürmeye. Kendilerine Kur'an hocası olarak. Giderken o Hint Okyanusu'nda bir adanın üstünde bağlıdır, zincirlidir. Deccal. Ya. O Hint Okyanusu Hacı Derviş Efendi başka okyanuslarda olmayan acayip garayip o denizdedir, o deryadadır. Onu bilemem. Öyle bir alamet denizi o. Hacı Hüseyin o. Hindistan nasıl acayipler ülkesi. Daha Hindistan'ı keşfedemediler. Amin. Hindistan, Hint Okyanusu da öyle acayip garayip adalar, mahlukat yazar üzerinde. Deccal da bir adanın üzerinde şeylidir. Daima sis ener de kapattırır, göstermez Cenab-ı Allah. İstediğini gösterdi, istediğini göstermez. Geçerken oraya konmuş. Deccal demiş ki sen kimsin? Ben ümmeti Muhammed'denim. Muhammed aleyhisselam ashabıyım demiş. Öldü mü demiş o. Duruyor mu? Muhammed ölmez demiş. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hayyü la yemuttur demiş. O zaman diyor Deccal'ın morali bozulmuş. Şeytan gibi takımıya baktı. Morali bozuk şimdi Deccal'ın. Hacı Derviş Efendi. O sözden onun kuvveti yarıya inmiş.
Çünkü moralini bozmuş o sahabe. O söz onun moralini bozmuş. Muhammed sağken ben bir şey yapamam. Aleyhissalatü vesselam. Deccal'ı da kahretmek için şimdi o Türkiye'den Türklerden yalnız 17 fırka gelir. Her birerleri 12 bin kişidir. Hepsi sarıklı küheylanların üzerinde binilidir. Her birinin sancakları bir türlüdür. Allı yeşilli sancaklarla sancakların tepeleri Kur'an-ı Kerim ile süslü ayat-ı beyinat ile donanmıştır. Sarıkları 17 çeşit sarıklar, 17 fırka at üzerinde onlar hepsi. Mehdi Aleyhisselam'ın önünde, ardında, sağında, solunda giderler. Elhamdülillah çok şükür. İstanbul'a yetişinceye kadar 17 fırka birleşip gidecektir, İstanbul'a inecektir. İnşallah. İşte bu bizimle olan gençlerin hepsini ben oraya takdim ediyorum. Bir tanesini bırakmaksızın hepsini onlar tanıyor. Buraya gelen gençler bizimle olan gençler Mağrib'de, Maşrik'a hepsini fotoğrafını aldırıyorum. Alıyor, tanıyorlar. Ve vaktin sahibinin hepsi hizmetinde olacak. Askerdesi. Buraya gelenler. Seyfuddin Seyfo'yu da açı tayin edeceğim. İnşallah. Elhamdülillah. İnşallah. Binaenaleyh Hacı Devriş Efendi önümüzde çok kimsenin aklına, hayaline, rüyasına gelmeyen şerefli günler yaklaşıyor. Yetişebilene aşk olsun. Kendini tutabilene aşk olsun. Onun için de diyorum, kendinizi ucuza vermeyin. Ucuza vermeyin. Aklınızla durun. Densizlik yapmayın ey gençler. Ey Müslümanlar, densizlik yapma. Rahat otur, sabırlı dur ve senin de günün gelecektir, hizmet edeceğin. Çünkü böğün hizmet edenler dünya oldu. Yarın hizmet edecekler de efendim yarına aittir, bugün yok. Her güne, her gelecek yıla tayin edilmiş olan kimseler vardır. Her tecelliye göre Allah'ın has kulları vardır. Bu hizmeti yüklenecek. Onun için kendini harcama diyor beleşe. Fitne çıkarır, şunu bunu yapın. Yok. Sabırlı ol, sabra mülazim ol ve Allah ile Resulünü sallallahu aleyhi ve sellem'i hoşnut eden yolda dur. Zahmet olsa da efendim kendini saklamaya bil. Mühim olan nokta budur. Çünkü Müslümanları aldatmak için temiz Müslümanları da aldatmak için şeytan çok efendim tuzaklar kurmuş. Onları da boş boşuna telef etmek için şunu yapınız, bunu yapınız diyerekten şeytan Müslümanları da çok aldatmaktadır. Onlara aldanma. Vazifende dur. Haddini geçme. Haddini kim geçerse ceza vardır.
vakit yaklaşmak üzeredir. Onun için bu gençliğe, kalplerine ilham veriliyor şimdi. Bizim söylememizden, onların okumasından değil de Allah'ın lütfu keremiyle gençliğin kalbine vermeye başlıyor. O ilham geldik sonra içten uyanan insan sağlam uyanır. Dıştan tokatlayaraktan, su serperekten ite kaka uyandırdığın kişi zaten uyanır ama daha uyur. İçten uyandığı vakitinde o sağlamdır. Onun için şimdi verilen uyanıklık genç nesillere sirayet etmekte olan uyanıklık içten gelmedir. Elhamdülillah İstanbul'da da bir hafta kadar ettim. Gene bize gelen o cemaat maşallah hepsi genç. İhtiyarlar kayboldu. Ne kadar iyi diyorum kayboldukları. İslami nesil gençleşiyor elhamdülillah. Genç. Gençler geliyor. Gençler geliyor. Ben diyorum elhamdülillah. Bu bizden değil. Kimse onlara sahip çıkmasın. Onlara sahip çıkan Allah'tır. Cenab-ı Hak uyandırıyor. Cenab-ı Hak uyandırıp gönderiyor. Onun için uyanmaya doğrudur şimdi. Bu en büyük müjdedir. Şimdi bu gençler geri tepmez artık. Çünkü Allah'ın uyandırdığıdır. Allah'ın uyandırdıkları tekrar uykuya dalmaz. Bizim ite kaka dürte dürte uyandırdıklarımız belki tekrar fırsatını bulursa tekrar düşüp uyur. Ama Allah'ın uyandırdıklarıdır da hiç benim kalbime zerre kadar fütur gelmez. Bu gençler tekrar acaba uyur mu diyerekten hiç katiyen. Elhamdülillah bu Kıbrıs'ta da gençler uyanmaktadır. Elhamdülillah uyanmakta ve çoğalmaktadır. Çığ gibi artıyor. Birbirine efendim 100 hoca bir tanesini tesir yapamaz. O gençler birbirlerine öyle kolayca tesir yapar. Allah'a şükür. İşte bu bizim buradaki İslam'ı tutuşumuzla İskender'in Fransa'da İslam'ı gözetmesi ve oradaki talebe efendilerin İslam'ı gözetmeleri farklıdır. Şartlar ne kadar ağırsa o kadar ibadetin de tuttukları İslam'ın da kıymeti artar. Ağır şartlar altında Müslümanlığını gözeten bir kimsenin rütbesi başkadır. Kolay şartlar altındaki Müslümanların İslam'ı tutmalarının kıymeti gene başkadır. Onun için Fransa dünyada en açık saçık olan bir ülkedir. O ülkede genç Tab-ı Tuvan'a bir kimselerin efendim şeytanların yüzler, binler, milyonlar şeytanların, ins ve cin şeytanlarının cirit attıkları Fransa'da İslam'ı gözetmek, namusunu gözetmek, şerefini gözetmek, imanını gözetmek büyük bir rütbeye delalet. O hiç şüphesiz. Ve ümid ederim ki o kimseleri Cenab-ı Allah ayrı hususi bir lütuf ve inayetiyle saklar ve gözetir.
Saklanmak isteyenleri Allah saklar. Kendini kapıp koyuvermek isteyenleri de bırakır. Yukarıdan ben kendimi atacağım diyerekten çıkan adama mani olmaz. At. Ben sana akıl verdim. Atma diyorum. Ama sen illa ben atacağım dersen çık işte at. Onu da bırakır. Ama gözetilmek isteyen kimseyi de Cenab-ı Allah gözetir. Ve zahmet gelmez ona. O hayat ağır efendim batı ülkelerindeki ağır şartlar ki hepsi dine, imana, İslam'a karşıdır. Onun içerisinde imanını, İslam'ını gözetip devam etmek onlara ağır gelmez o zaman.